Arkadaşlar sonunda gerçekleştirdim. Faker'ı yanıma getirdim ve onunla konuşacağım. Çok uğraştım bunun için. We made a video with you like 1.5 years ago. You remember, right? Yeah, I was smurfing on some Turkish yasum. And the Draven number one in Turkey said that I would win against Tyler. What would you like to say to him? I brought some Turkish delights and candies to try, you know? Just grab some. Like a toon animal. Would you like to say anything to the Turkish fans? Any Turkish professional player. When you were in Turkey, who was the hardest player against you? Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz Amerika Las Vegas kentinden olacak. Biliyorsunuz All Star etkinliği için Las Vegas'a geldim ve size gün ve gün burada neler oluyor, neler bitiyor hepsini anlatmak istiyorum. Daha önce hiç vlog çekmedim, o konuda birazcık eksiğim olabilir. Umarım güzel bir şekilde her şeyi size yansıtabilirim. Burada oyuncularımız, işte yayıncılarımız neler yapıyor, neler yapacak aktarmak istiyorum. Bugün ilk günümüz, geldik odamıza yerleştik. Odayı göstereceğim şimdi size. Bize bazı malzemeler verdiler, gayet güzel. Onları göstereceğim, neler verdiklerini. Umarım güzel bir video olur. Dediğim gibi vlog konusundaki ilk deneyimimiz olacak bu. Biraz başarısız olabiliriz ama eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güzel şeyler çekmeyi umut ediyorum açıkçası. İnşallah güzel video olur. Bu da Las Vegas manzarası arkadaşlar. Odamızın manzarası efsane gerçekten. Genel bir bakış atalım hemen. Şurada bir oturma grubumuz var. Oturalım, edelim, takılalım arkadaşlarımızla diye dediğim gibi. Ya bu tarz organizasyonlardaki en güzel şey buradan kalan hatıralar oluyor arkadaşlar. Şöyle bir çantamız var. Bu All Star çantası çok güzel bir çanta lan. Şurada laptop koyma yeri var abi çantada. Çanta muazzam gerçekten ya. O çantayı çok sevdim abi. Güzel bir çanta vermişler. Şöyle bir bel çantası var. Malzemelerimizi koyalım diye. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şu da bir bel yastığı. Dediğim gibi arkadaşlar olursa beğenin. Yani bilmiyorum, ben de ilk defa vlog çekiyorum, çok şeyim yani böyle. Amatörüm diyebilirim. En güzel aldığımız şeylerden biri de şu All Star forması. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Umarım gösterebiliyorumdur. Bu ön tarafı, bu da arka tarafı. Burada nicklerimiz yazıyor. Herkesin nicki yazıyor. Onun haricinde üstümüze bir de şöyle All Star yağmurluk var arkadaşlar. Bu da çok iyi ya. Ben malzemeleri çok beğendim bu arada. Bugün bir fotoğraf çekimi var. Onun için aşağıda buluşacağız. Bugün sadece o var. Evet arkadaşlar, All Star'daki ilk günümüz. İlk günümüzde geldik, makyajları yaptırdık, fotoğrafları çektiriyoruz. Daha önceki sahneleri koyamadım, kamera yoktu ama olsun. Şimdi fotoğraf çektireceğiz gençlere. Onların da videolarını çekip göstereceğim size. Her şey gayet güzel. Şimdi makyaj kısmına geldik arkadaşlar. Hepsi makyaj yaptıracaklar. Ben yaptırmıyorum. Makyaj benim tarzım değil. Beni bozar mı diyorsun abi? Onların hepsini göstereceğim şimdi. Makyajdan sonra fotoğraf kısmı var. Fotoğrafları da göreceksiniz. Güne böyle başladık arkadaşlar. Little homie, I'll be dope until never happens. I'm ill till forever ends. If you ain't know me when the struggle happens. Just remember we ain't never friends. My fox for all of his love, my mom for all of that labor, my girl for holding me down, and my dogs for lending me. Anıl, kendini artist gibi hissediyor musun abi? Ben zaten artist oldum ben. Bu doğuştan gelen bir şey, anladın mı? Diye böyle. Artist oluyorum diyorsun artist anında. Güneş gözlüğüyle falan doğdum yani, biliyorsunuz zaten. Şimdi Las Vegas gecelerinde All Star bilmem ne akıyoruz ya. Hadi bu bakalım. Arkadaşlar bugün All Star'ın ikinci günü. İlk gününde fotoğraf çektirdik, makyaj falan, mekanı gördük. Şimdi bugün ikinci günü. Bugün program başlıyor aslında sizin için. Birinci gün oluyor tabi. Şimdi gideceğiz alana. Alanda artık bütün oyunlar, yayınlar falan başlayacak. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Yanımda lokum ve pişmaniye getirdim. Onu işte ne bileyim Faker'a, Caps'e yedirip onlara sizden gelen soruları soracağım. İnşallah güzel video çıkar, güzel muhabbetler döner diye umut ediyorum. Haydi gidelim bakalım. İnşallah güzel bir içerik çıkartırız. Levo bugün maçın yok ama... Bugün yok abi ya. Yarın maçımız Kırıkeli'yle yemek yemeye çalışıyoruz. Kırıkeli. Neyse ki, neyse ki TFT oynayacaksın ha. Vallahi billahi. Böyle oynuyor olsaydım da tek elimle yenerdim onları da. Adam işte bu. TFT'de tek elde yenerdim.
stack. I wake up at 2 p.m. in the kitchen on my back. Drink some coffee, hit the gym, get to working on my back. Then I hit the studio and I bust a couple tracks. Evet, sahneye geldik arkadaşlar. Böyle bir alan. Şöyle bir etrafı göstereceğim. Şuradan. Şöyle görüyorsunuz. Büyük ihtimalle kontrollerini yapıyor oynayacak olanlar. Böyle bir sahnedeyiz. Bu arkadaşlar da başka ülkelerin ünlüleri. Arkadaşlar biraz önce dünyanın en sevilen oyuncusuyla fotoğraf çektik. Evet. Ya, o kadar çekilebiliriz her zaman. İstediğiniz zaman sonra. Yalnız arka planda duruyor kendisi. Çok da rahatsız etmek abi, istemiyoruz. Tekrar fotoğraf çektirdiğin için değil mi? Arkadaşlar bu anı her zaman göremezsiniz. Burada size güzel bir şey anlatmak istiyorum. Bu insanlar kendi ülkelerinde ünlü. Mesela şu Joey dediğimiz arkadaş 800 bin abonesi var. Yani bayağı ünlü. Ünlülerin Faker'la fotoğraf çekmek istemesi çok enteresan değil mi ya? Evet, Levo nasıl başka takıma giderimin muhabbetini yapıyor Caps'le. Hey Caps, what's up? G2's next TFT player. Yeah, that's why I'm telling. Say hi. Hello, hi. How do I sit? I might turn the chair around so we can get the shot. Prodüksiyon mucizesi, Okan şu an masajlanacak. Aşağıdan çekmiş, dilim gözükmesin. You're not showing my bald side. I would stop. I would just stop. Look up for me. Perfect. And look back down. Yeah, that's great. Okay, brilliant. Cheers, man. Thank you. Bu arada maça çıkmadan önce oyuncular burada bekliyorlar. Makyajları falan yapılıyor. Görüyorsunuz. Sonra buradan gelecekler. Bu şekilde gidip, bak hepsi burada. Bizim Bolulu da burada olması lazım. Hep burada, Faker burada. Sonra oradan gelecekler. Böyle bu yolda gidip sahneye çıkacaklar. Şimdi kamerada beni göster. Bak bak, kelim gözükmüyor Allah'tan. Of the arena and all the fun things you can do here. Bolulu. Aynen. İlk maçında Uf'ta Faker'la birlikte oynayacaksın. Ne düşünüyorsun? Abi Lulu ya da Yumi oynayacak. Adam nereye sevecek? Sen fotoğraf alacağız, her şeyi yapacağız. Adam beni sevecek. Yumi bence mantıklı abi. Gir içine. Bitti. Lulu de ama benim içimde çıkacağım. Güzel. Heyecanla bekliyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. Goku determined to get a kill here, but will not find anything. Big props to Jovi. It's actually so fun to watch a good Lee Sin popping off, especially Jovi! On Earth. All right, Nanosex finds the kill on the Faker. Yeah, but now this is where ambition really gets to. Nope, never. Yes, what were you saying? I was like, this is the 8 death power spike, but it's the 9 death power spike we're waiting. I don't think they're gonna be able to make it out of this one. There are just too many pike hooks going in, and now Caps is just killing the entire team. But no, it's Kiana once again. This Ocean Drake. Now. Drake is significantly weaker in contrast to what it was on Earth last time any of us played it, but oh, that's big. You know, it shouldn't surprise me anymore, but it's you, Caps, on the other hand. Oh, look at the ult! And he turns it around on Ambition. And who would go for a penta here? He's at what, 24. Classic Cassidy score here. And that's gonna be it. Wow, and the most contested game of the year. Bolulu, ilk baş hakkını yaşıyorsun. Takımı sırtladın aslında. Abi, Faker tilt oldu bu arada. Faker'ı taşıdın Bilal. Takım çok güçlü. Niye size Jovi de iyi oynadı? Bilsin de iyi oynadı. Ama Faker çöp abi. Arkadaşlar videoyu maç All-Star ekiplerle izlediğinizi göstermek istiyorum size. Şöyle şurada. İleride yaz var. Yanında aynen. Bayağı.
opponent off as we saw the Shy was trying to hit a stand aside to actually block that Q entrance on the cannon. Every time. Oh, that's the ignite early. He might have the damage. Shadow got him. Wow. First, couldn't even take the flat. What do you think? How weak was Draven? I mean, it was all right. I mean, he was playing against a bot, dude. You think you're better than him? I'm better than everybody. Selamlar arkadaşlar. Yanımda şimdi Mo var. Mo'ya sizden gelen bazı soruları soracağım. Hem de onunla birazcık sohbet edelim diyeceğim. What's up, man? How you doing? I'm good. We made a video with you like 1.5 years ago. You remember, right? Yeah, I was smurfing on some Turkish Yasuo mains. There's no problem. Taking a dub, you know what it is. Tried his best. Yeah, no, he did good. He did good. He did good. And I want to ask, you came to Turkey and you had a bad experience there, as I remember. I had good experience and I had bad experience. All right, we'll start with the good because, you know, everyone's good news first. The food was great. You know, everything was pretty cheap for, like, American-wise. I know I talked to a lot of Turkish people. They said, like, it's not cheap for them there, just, like, the currency difference. Correct. So it's cheap for me, I guess, when I travel, which was great for me. You know, the food was good. Everything was good. People were nice. Problem for me was my passport was kind of expired, you know. I couldn't really travel. I got locked in Turkey. I had to go to the embassy. But, you know, at the end of the day, I went in, had a good time, and I got out. So, you know, it was good. Generally you have a good experience for Turkey, right? Yeah, for sure. Perfect. Arkadaşlar yanımda lokum ve pişmaniye getirdim. I don't know if I've actually ever had these. Yeah. Different. Yeah. What do I take? Yeah, you just take one. Lokum veriyorum arkadaşlar şu anda. Okay, I don't know what flavor this is. Yeah, they are all different. I think that was nuts. That was good. Yeah. Yeah, no, it was good. For nuts too. This is the better one. That's a better one? Different and better. You're trying to get me fat. Arkadaşlar şimdi pişmaniye vereceğim. Yeah. Sarah, you want some candy? Yeah, you can try. Tyler, we will do the same to you if you're okay. I see him, he's looking fat. He wants one right now. Thank you. Thank you very much. You know, it was kind of pieces of bigger items that were actually started with, and Closer taking a lot of damage here. This could be decent damage. I've got Conqueror's on, but this could be with the barrier. Is it enough? One auto again. The turret. Oh, oh no! The turret's enough. Right there, but or a turret shot there. I think it was. But yeah, second plate's gonna fall pretty soon. Maybe 120 gold. Okay, this could be a rundown. He's gonna go for it right now. Now he's got to get this kill and not die or sneaky win. Oh. Link up the cross. He can't quite find the extra auto attack. This shouldn't be enough from Sneaky Barry. He's going to go for the fight, but it's going to be enough for Closer. Closer will tie up the kill score, get the shutdown goal. The announcement, say, okay, it should be time to reset. But that's another Q that landed. Closer is dangerously close to being able to make this fight happen. Ignite go in, land another Q. This could be enough. Closer through the barrier, gets the kill, gets the shutdown. Evet arkadaşlar, şimdi de Closer'ın yanındayım. Şimdi 1v1'den geldi. Sneaky'ye karşı kazandı. Can, ne söylemek istiyorsun VS konusunda? Yani güzeldi. Başta intledim biraz ama sonra kazandım Sneaky'ye karşı. Sanırım Caps'e karşı oynayacağım. Oo. Bayağı zor olacak gibi ama umarım elimden geliyor. It's only got 3. Yeah, but it's the easiest one to find. She's only a 3 god. Yeah, true. Alright, let's see. Toast, is this it? The last hurrah! He's going up against Virus, look, too. He's going up against the number one guy. So this is a small thing, too. If you really want to punish your opponent, Virus walked his little legend closer to Toast, so the damage comes quicker. Usually you want to try and run far away so you can delay, but Toast gets eliminated! Arkadaşlar, şimdi Disguise Toast'un yanındayım. TFT'de sonuncu oldu. Ve onun konuda ne düşünüyor onu sormak istiyorum. Toast, thank you very much for accepting this kind of interview. What did you feel when you were number 8 in the game? When I was number 8, I was a little sad, you know. Nobody wants to be 8th, but it's a fun tournament. It's for charity. All the money goes to charity, and every player just participating gets like a few thousand dollars, and it all goes to charity. So, and the first place winner for the entire tournament just gives more money to charity. So like all of us, we all have the same goal, which is to have fun and donate as much money as possible. So, you know, being 8th place, it's not so bad. Yeah. Thank you very much, Toast. No Thank problem. You. See ya. Arkadaşlar, bir tarafta Levo and the other side is Kara. On the left side, Turkish TFT player, by the way. Oh, sick. Oh, yeah. I'm not hyper roll lights. I'm letting you know right now. I'm gonna tell you. I'm gonna do. Where's Vegas? I already low rolled. Enough. Are you serious? So there was no chance to low roll in TFT. I was playing Pygar right before I came here, so I'm already ready. Biraz feminen oldum sanki. Ha? Feminen mi oldum? Oldu süperstar oldum.
Tyler, thank you for accepting talking with us for the Turkish Fevers. I mean, what can I say? Yeah, I have one question. Well, we made a video with Yasuo once. He made 1v1 against the best Yasuo in Turkey. He won. And the Draven number one in Turkey said that I would win against Tyler. What would you like to say to him? First off, he's wrong. Secondly, I barely even play Draven anymore. I play Heimer. Okay? Heimerdinger, yes. Seriously? But I would still smash him on Draven. Draven birincisi Zekas kardeşim duydun. Yeah, he heard that. By the way, I brought some special Turkish delights. Would you like to try some of them? They're interesting. I mean, if you have them here, I can give them a go. I have. I got two types, by the way. One. Is there nuts in this? You're allergic? There are? There are, no. Then you don't eat. If you're allergic, okay. No. Okay. No. Then I pass this one. In this one, there is no peanuts. Pishmania. Yes. This has some, but it's so sweet. Just grab Wait, it. Wait, I just like. Yeah, just grab it. Yeah, you can. Pishmania denetiyoruz arkadaşlar. This right here? It's a. You can take some more. No. I'm putting this in my mouth. Exactly. This is like fur, like a to an animal. It's sweet. Try it. Come on. It's like candy cotton. Cotton candy. Exactly. Yeah. It's candy cotton. Yeah, it's good. Yeah. What do you think? I like it. Nice. Wait, is this Turkish delight? Yeah. No, this is the Turkish delight. Okay, this I'm about to say. Traditional. Yeah. You tried that before? Before, yes. Oh. I made it, I think. But there's no nuts in it. There is nuts. Maybe I made it wrong then. No. All right, so thank you very much, Tyler. Would you like to say anything to the Turkish fans? You guys. That was hard. Damn. I'm kidding. I like you guys. Relax. Thank you very much. Of course. Thank you. Being able to actually make sure you hit the outside edge so you get the stack, you get the additional damage. Q missed, though, which means it's time for Rekton to go in. Gets the Conqueror stacked up all the way. Big damage here. Takes the big Q. Now there's a good passive lead here. Ignite's gonna come in, but this should be enough actually for Renekton. But he's that Q is big. Oh my word, Caps with way too much damage. Yeah, Caps. Maybe you can catch up a little bit picking up some of these cannons, but. Sure. Again, big damage coming across, and it's just very easy. Gets the hit. There's the pullback in. This could be enough damage. Oh, he doesn't have dunk, but the bleed. That's gonna be enough with the Q. There's the kill, Caps. Abi çok iyi abi, ne yapayım ya? Yok canım, canın sağ olsun ya Mayak. Canın sağ olsun. Güzel trade'e girdin ama başta. Ama bilmiyorum ya, başta biraz daha iyi oynasam kazanabilirim sanki. Haydi başarılar. Arkadaşlar şimdi şunu da küçük bir açıklık getirmek istiyorum bu duruma. Buraya gelen bütün ünlüler tamamen eğlenmek için gelmiş. Burada yenilen de gülüyor, eğleniyor. Yenen de gülüyor, eğleniyor. Ama şimdi bizim chatimizde, bizim yorumlarımızda o kadar inanılmaz bir linç var ki. Yani buradaki yaşanan bizim açımızdan stresi anlayamazsınız yani. Yani acaba ne diyecekler, acaba şunu diyecekler mi? Adamların umurunda değil. Ama biz burada olan çıkıp da insanlara rezil mi edeceğiz acaba diye düşünüyoruz yani. Umarım siz de bu insanların eğlence için burada olduğunu anlayıp öyle değerlendirirsiniz. Gerçekten gülüyorlar, eğleniyorlar ya. Biz de gülmek, eğlenmek isteriz yani. Bunu göz önünde bulundursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, şimdi Caps'le birlikte birazcık konuşacağız. I want to ask some questions. Actually the viewers ask these questions, not me. When you were in Turkey, who was the hardest player against you? Just give me a name. So that's a hard one. But I'll probably go for... Is it only mid laner or like all players? Whichever you choose. Because I think like Fabulous did like a really good job in the final actually. Okay. I remember that he was playing Trundle, especially one game, and he was like being really annoying on the side lane. But we managed to end up dealing with him in the end. But it was for sure annoying for a longer time. And who was the easiest for you? That's a tricky question. Yeah. Who's the easiest? Come on, give me a name. I'm not sure. If you don't want, of course you don't have yeah, to. Yeah, I don't know. I don't know who was the easiest. Okay. Çok zorlamayacağım arkadaşlar. And what do you think about the matchup with Closer 1v1? So I was like a bit nervous.
Weibo had told me that like Renekton gets really scary when he gets like the Spear of Shoujin. So I was really scared for if you like manage to get the Spear of Shoujin. So I really want to be aggressive early. And luckily I got like a lead. I think in the early game when you killed him, he made a mistake, I guess, a little bit when coming on to you too much. Yeah, I think it's like weird because we're playing like a top lane matchup and we're like a mid lane jungle. Exactly. So none of us has played it that much, right? Exactly, correct. It's fun. Yeah, correct. Thank you very much, Kat. Would you like to say something to the Turkish viewers? Sure. I want to thank you guys. It's pretty crazy to see how many of you guys are still writing to me. And I just want to see, I appreciate it so much. And I hope that I can win the 1v1 tournament. I hope I can win World Championship. And I hope I'll make you guys proud. Turkish people are supporting you. Trust me. Thank you. Thank you very much. Thanks. Ne oldu ya? Şeyler var. Ne oldu? Biz taktik yapıyoruz şu an. Ne taktiği? Shrimp ve kim vardı? Ryuka. Kim oynayacak? Onu bilmiyorum. Siz onlar, oynayacaksın. Onlar. İşte söyledim. Tamam, Shrimp ve Ryuka. Shrimp mi? Evet. Siz midde misiniz? Aynen ikisini. Ne alacaksınız? Nocturne mü? Ya da Tristana. Twitch. Yok. Ama midde olmaz. Kongba. Kongba da olmaz. Kongba. Tristana. Abi ne? Her türlü tokatlarız. Hadi Brezilyalı değil mi bu adamlar? Ne bileyim ben. Yok, Koreli. Brezilyalı, Koreli. Brezilyalı değil mi? Brezilyalı abi. Tık 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 tık. Brezilya'nın korkulu rüyası olarak ne alırsak alalım fark etmez. Her türlü kazanacağız zaten. Arkadaşlar maç sonunda tekrar çantanı koyarsan Anıl'la röportaj yapacağım, tamam mı? Hani Brezilya'nın korkulu rüyası olacağız dedi. Görüşeceğiz. Her türlü. Arkasındayım. Adam. Tamam. Fantastic start from Red Team. All right, Hululu trying to finish up Shrimpy Yuka, and he goes for the flash on the chase. Trying to follow. Stepping forward, a lot of damage coming down, but that should just be it. Ramus now stepping in, going to try to get a bit of damage down. The taunt is there, the red buff to body block, but it goes forward. Why would you walk forward? No! Hululu now trying to escape. Will be able to make it back safely. It's just taking a lot of incidental damage, but now Tristana's on the way down. Ezreal and Lux need to get out of this one, but they're caught right in the meat grinder. They are going to get a kill back onto Levi, but that's going to be one. That's going to be two. Beautiful coordination from the 10 players on blue team. See, that was some of the shock behind Levi. Nice. Oh, here we go. Hululu. 5-0 already, looking to make it 6-0 as he goes into the brush here. Blast Cone is there. Hululu now dominating. And oh, he wants another! Exosaur. And this is Holy Phoenix. Legendary Khal Drogo lookalike paired with Bolulu. Ooh, now godlike. So the power of a mid laner and an AD carry put together seems to be quite mechanically good, as much as Tristana is, well, you know, not the most four-fun champ. I think a little bit try here from old Mr. Hululu. And we've talked about it a lot, right? A lot of the AD carries. How confident is Hululu? Oh, a little, very. Potentially too confident. Here comes the Powerball. Gonna try to aggro the dragon to knock back the Rammus and the flash over the wall. Actually, I take it back. This duo's sick. Pally with the flash thinking. Auto. I don't know about that one. One more. Where's the skill shot gonna go? Picks it up, gets the passive. That's all you need. Sweep in and take the entire game. All right. In the meantime, let's look at a replay about how that did not happen. Where Tristana, Hululu again. Pretty good communication and control. Let's take another look at the tower dive. Even with the Q landing. Evet, gel. Şimdi konuşmayı hak ettin. Yani zaten bu videonun başında da şeyinde söylediğim gibi Brezilyalılar, Türkler Brezilyalıların baş düşmanıdır abi. Hiçbir MSI'de bilmem neydi yıllardır kazanamıyorlar. All Star'da da eğlence modu bile olsa eğlene kazandık yine. Biz orta koridorumuzu eze kazandık değil mi? Biz de yani shot call'ı Kuran'la yaptık. Shot call? Abi push ball. Invade call'u attım. Uzi tamam dedi. Uzi'den çok iyi call dedin. Evet Uzi dedi çok iyi. Ne kadar iyisin falan. Baron diyorum herkes bir an Baron'a gidiyor falan. Gerçekten inanılmazdı. Güzel, bayağı güzel. Çok eğlenceli. Yani görüyorsunuz Türkiye'nin gücünü gösterdi. Ama sen zaten çıkmadan önce çok rahattın abi. Abi öyle zaten. All Star. Eğlenmek için şey yapıyoruz da işte Brezilyalıların yine yenmek bir ayrı bir tad veriyor yani. Öyle bir şey var. Güzel. Lezzetli böyle. Bir ara klavyeyle mouse değiştirdiniz. Niye? Bolulu sıkıldım dedi. Tamam dedim ben de. Adamlara Riot'a falan da sormadık bu arada. Ama o şekilde bir çıkan. Harbi mi? Ben düşündüm bir sorayım mı diye. Sonra yok soracağım da bilmem ne yapacak. O iş yalan olacak diye tık diye değiştirdik. İyi ki bir şey olmadı yani. Sıkılmadım bak. Klavyeyle oynamak çok zevkliydi aslında.
Böyle rahat oturuyorsun. Ya ama sen rezalet oynadın ya. Mouse'da rezalet. Mouse'da adamların kulesinin altına giriyor, tık diyor, dönüyor böyle. Abi şaşırdım. Sonra beni flame diyor, flash atmanın falan diyor. Nasıl bir şey oğlum o? Abi sen adamın içine flash attın ama. Hayır atmadım oğlum. Flash dedim. Sonra iki tane ama mouse klavyeyi değiştirdikten sonra agresiflik bitti ya. Evet evet. Ondan sonra biraz flame yap. Kim? Biraz arkadaşlar sonunda gerçekleştirdim. Fake Rihanna'ma getirdim ve onunla konuşacağım. Çok uğraştım bunun için. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Faker, Turkish people love you so much. Has he ever been in Turkey? And what is he thinking about Turkish people or Turkish community? Anything about that? 네. 제가 예전에 터키에 터키에 간 적이 있었는데 그때 터키에서 굉장히 많은 것들을 봤던 것 같고 그리고 좀 골목길 같은 곳이었는데 되게 터키 문화가 잘 드러난 것 같아서 많이 즐기고 왔던 것 같아요. In 2014, he came to Istanbul. Somebody gave him a guitar pick. Does he remember? Yes. Yes. Really? Because that guy is here right now. Ah, who really? Gave him the pick, you know? Does he know any Turkish professional player? Anyone? 제가 외국 경기를 잘 안 챙겨 봐서 좀 근처에 있는 나라 선수도 잘 모르거든요. 근데 터키 하면은 생각나는 거는 저희 울프 선수랑 네, 울프 선수가 터키에서 뛰는 걸로 알고 있어가지고 네, 유일하게 아는 선수입니다. If you wouldn't play in mid lane, in which lane would you play? 저는 정글이나 탑을 하지 않을까 생각합니다. What was your first champion that you played? Do you remember? Rice? Rice! Oh, and the champion that you don't like to play against? 별로 없는 것 같아요. 딱히. All of them. You can play against China. whatever he can play. Yeah. I brought some Turkish delights and candies to try. You know. Just grab some candy. Eh? Just pick some. As a cotton candy, like exactly, yeah. Exactly. This one also. This is traditional Turkish delight, by the way. Just pick any. What? Just take all. Okay, ona ne düşünecek? It's so sweet, right? We had the same in Korea or really? So. Yeah, it's Yon. Okay, that's nice. And last, would he like to say anything to his Turkish fans? You can say it later too, after you finish, if you want. 터키에서 많이 응원해 주시는 팬분들 감사하고요. 저는 터키를 좋아하기 때문에 나중에 한번 또 가보도록 하겠습니다. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Faker'a da çok teşekkür ediyorum. Thank you very very much. You accepted this. I'm really grateful, man. Thank you. Thank you. Arkadaşlar, Faker'la videoyu çektik. Gayet mutluyum tabii. Çok inanılmaz fazla zamanımız yoktu. Neler soracağımızı çok düşünemedik ama öyle. Sohbet etmiş olmak için sohbet edelim dedik. En azından pişmaniye lokumu yedirdik adama. Önemli olan o açıkçası benim için şu anda. Güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir de size hemen şeyi göstermek istedim. Bu Esports Arena'nın yanında böyle kumarhaneler var. Her yer böyle bayağı kasino kaynıyor. Evet arkadaşlar, All Star maceramızın sonuna doğru geldik artık. 3 saat sonra uçağımız kalkacak, Türkiye'ye döneceğiz. Las Vegas'ın sonuna geldik. Çok güzel bir etkinlikti açıkçası. İnanılmaz keyifliydi. Uzun yıllardır yayınlarını izlediğimiz, videolarını izlediğimiz insanlarla bir arada oturup sohbet etmek çok güzel bir deneyimdi benim için. Gerçekten unutulmaz bir tecrübeydi. Kendi adıma konuşacak olursam. Şimdi geri döneceğiz. Geri dönüş yolunda da bir ekstra durum olursa videoya kaydedelim zaten. Siz de izliyor olursunuz. Ya 17 saate yakın yolumuz var. Bu videoları çekmek biraz zor oldu açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Biraz zorlandık videoları çekerken. Özellikle Faker'ı yakalamak biraz zordu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bence hak ediyoruz artık.
kadar şey diye düşünüyorum. All Star maceramız sona erdi. Havalimanına geldik. Evimize dönüyoruz. California beldesi, hepimizin sevgilisi. Abi, aynen, yeter bu kadar. Abi, dünyanın en iyi yolculuğu değil miydi? Güzeldi, çok başarılıydı. Gerçekten çok iyiydi.